Bir adam gördük dün. Çıkmış. Habertürk'e çıkmış değil mi? Habertürk'te ekmek fiyatlarını konuşuyor. 7,5 lira falan olsun diyor ekmek. O ara öyle laflar ediyor ki aklınız hayaliniz durur. Türk milletine aptal diyor. Çok ekmek tüketiyorlar. Bu yüzden aptallar diyor. Yetinmiyor. Bu ülkede 20 yıldır iktidar değişmiyorsa çok ekmek yiyen bu aptal toplum sayesinde diye bir ifade kullanıyor. Abicim gidin bu adamı yargılayın ya. Milyonlarca insana ekmek yediği için aptal diyen, aptal olduğu için de 20 yıldır aynı partiye oy veriyor diyen bir adamdan bahsediyoruz. Bu arkadaş da bir CHP'li. Bu arkadaş bir CHP'li. Şimdi görelim mi o dediği kısmı? Hani canınız, yani canınız sıkılacak demeyeyim de yani işte izlediğinde saydıracaksınız. Ha, alın saydırın ne diyeyim ben. Siz ekmeğe temel gıda maddesi sayıyorsunuz ki ben öyle saymıyorum. Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir. Türkiye'de Cihan Bey şimdi bu biraz affedersiniz bir saniye. Ekmek herkes masasına koyuyor. Hani ifadenizle ne ama demek istediğinizi isterseniz. Hanımefendi bu bilimsel bir şey konuşuyorum ben. Ezber konuşmuyorum. Türkiye'de ekmek kişi başı, bak orada bir beyefendi var Ali Ekber, o konuşur benden sonra. Onun dediğim doğru mu değil mi diye. Kişi başı tüketim 210 kilo. İsveç, Norveç, Danimarka, Japonya, İngiltere'de de 45-50 kilo. Bizim toplum ekmekle doyduğu için böyle 20 sene başına yöneticiler duruyor. Biz ekmeğe zam yapmak... Allah aşkına ne alakası var? Gözünü seveyim ya. Şimdi ben yayına devam etmek istiyorum. Çünkü siz burada üretici sendikası başkanısınız. Sendika başkanı olarak da ekmeğin maliyetinde ne olmuş? Zamlarla, bak, enerji fiyatı... Aklınızı rica edeceğim, ekmeğe, çerçeveyi çizmek zorundayım. Hayır, çerçeveyi çizmek zorundayım. Ekmeğe, neye artık? Beni dinlemenizi rica edeceğim Cihan Bey. Çünkü yayının çerçevesini çizmek zorundayım. Ben sizi davet ettim ki... Nerede artış var? Bir saniye. Nerede artış var? Bak, ekmeğin maliyetini un, maya ve şey olarak, elektrik olarak düşünürseniz bu yanlış. Cihan Bey burada kimse hiçbir şey düşünmüyor. Ben sizden bir an bir dinlemenizi rica ediyorum ki ben yayının çerçevesini çizeyim. Söyleyecekleriniz var da neye göre değil mi? Ben size alan açmaya çalışıyorum anlatmanız için. Kimse burada bir şey varsaymıyor. Ama siz de hani millet yiyor, aptal toplum, öyle bir şey olamaz yani. Ya bilimsel diyorsunuz, neye binaen Allah aşkına? Artış nerede var? Ekmek fiyatını nasıl etkiliyor artış? Bunu anlatmanızı rica ediyorum. Yani öyle gelip... Tamam. Şimdi... Ay, olmaz şimdi yani. Şimdi bak, benim elimde sendika olarak mahkemeye verdiğim 3 tane fırın var. Gerekçeli kararı yazılmış. Bak, gerekçeli karar da yazılmış. Afşin Yurdakulu'yu da tebrik ediyorum. Hakikaten sorumlu bir yayıncılık örneği ortaya koyuyor ve tuhaf açıklamalara müdahale ediyor. Şimdi bu tuhaf açıklamalar, 20 yıldır iktidar değişmiyorsa ekmek yediğinden oluyor vesaire. Bak bir şey söyleyeyim. Sabah kahvaltısında ekmek taze ise oturur bir ekmek yerim. Bu ne ya? Bu ne? Bakın, muhalif olabilirsiniz. Farklı dünya görüşüne sahip olabilirsiniz. Başka partileri destekleyebilirsiniz. Bir inanca mensup olabilirsiniz. İnanabilirsiniz yahut inanmayabilirsiniz. Ama bu size insanları böyle fütursuzca aşağılama hakkı vermez. Hiçbir zaman vermez. Versene tweetlerini. Kim bu arkadaşım? Bak şimdi bu arkadaş kime dair? Cihan Kolibar, Fırıncılar Odası Başkanı mı bu? Cihan Kolibar, milleti ekmek yediği için
aptal yerine aptal yerine değil. Millet ekmek yediği için aptal diyen ekmek üreticileri, iş verenleri sendikası başkanıymış bu. Hı. Düzeltelim bunu. Ekmek yiyen topluma aptal diyen, aptal olduğu için de 20 yıldır aynı partiye oy verdiğini söyleyen bu adam kim diye merak ediyoruz ya. Size bir fikir versin diye bir bakalım hadi. Neden lüks araç kullanan bayanların %85'i kapalı? Devir onların devri. Şimdi bu koli ver, koli var. Devir onların devri ya, bir AKP'linin 2-3 karısıdır. Ya şu üstüme bakar mısınız ya? Bana göre dostu ya da babası kocası belediyeden hazineden bir yerden ihale alıp besleniyor. Alın teriyle bisiklet zor alırsın bu memlekette. Yok ya. Neye biniyorsun sen? Atla mı gidiyorsun? Ha, şöyle bir şey var. Kapalıysan lüks araca binemezsin. Niye? Kapalıların hepsi AK Parti'de. Lan helalinden alıyorsa sana ne? Utanmaz adam. Helalinden almamışsa, çalmışsa, çırpmışsa, haram yoldan almışsa, alan her kim ise, haram zıkkım olsun. Ama böyle bir yargı, böyle bir aşağılama, böyle bir kategorize etme. Devam. Ben okuyamam bunu çocuklar. Ben bunu okuyamam yani. Cumhurbaşkanına da hakaret var. Mehmet Özasaki'ye de hakaret var. Ha ben buradan bu attığı bu tweet'i okuyamam. Ha yuh be abicim. Devam. Bu ekmek yememediği için de çok zeki olan bu arkadaş Cihan Koliver yoldaş, onların çocukları, torunları Amerika'da, seninkiler ya askerde ya madende. Şehit ya da gazi olmak için yetişiyorlar. Millet size gayet memnun bu gidişten. Şu yargıda şu. Bak. Ben Trabzonların damadıyım. Ofların damadıyım. Cihan Bey gibi konuşurum. Hatta insanlar sağda solda böyle konuştuğum zaman sanaylar ki beni de Trabzonlu. Birebir konuşurum onlarla. Bak dili değiştirdim. Dolayısıyla ben bu ülkedeki bütün o ağızlara, lehçelere, şivelere ne derseniz acayip tutkunum. Yeri gelir bir Kastamonlu gibi de konuşurum. Ben Malatyalıyım. Malatya'ya gider Malatyalı gibi de konuşurum. Ve bu dilin, bu tarzın hiç bozulmamasını İsterim. Ha? Derdim o değil yani, onu söyleyeyim. Allah Allah, karşıla her bir tarafla benim oluyorlar. Tamam mı? İnahleri getir lan. Kastım şu. Ekmek yememiş arkadaş. Var mı daha başka? Bir tane daha var. Ver. Ha bu nedir ya? Bunlar biz de ekmeği yedip şöyle yapalım. Daha çok alırlar bunlar AKP'de. Da bahsediyor, doğru diyor, onlar alıyorlar, onlar 5 TL dedik diye. 30-40. Abicim ya. Ya bana okumak suç bunları ya. Vallahi okumak suç. Kaldırın bunları, ben okumak istemiyorum. Engin Eskoç'ta konuşayım ben. Şimdi bu arkadaş, ekmek yememiş bu arkadaş çok zeki ya. Bu sabah katılmış değil mi? Evet. Bu sabah Fox TV'de bir yayına katılıyor. Şimdi az ekmek yemiş, bu yüzden de çok zeki olan bu Cihan Koli var. Sabah Fox TV'ye katılıyor. Fox TV'de sözüm ona Ekrem İmamoğlu'nu eleştiriyor. Hani yayının ilk bölümünde o hakim amcamızla ilgili demiştim ya, söze şöyle başlıyor. İşte ben de AK Partiliyim, eşim de AK Partili ya da hükümete yakın, iktidara yakın neyse diye başlayıp sonra... Bu arkadaş da sözüm ona İmamoğlu'nu eleştiriyor ama olmayan bir üretimi,
halk ekmeğinin üretimini varmış gibi günlerdir konuşuyoruz. Ters manyel yapıyor. Ters manyel. Uyanık ya. Ver hadi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da bir çağrınız vardı, sözleriniz vardı. Dinliyoruz efendim. Ben önce halk ekmekle ilgili olanı söyleyeyim. Bizi bu 1,5-2 seneden beri bizi perişan etti. Hele bu yeni son açılan fırından sonra ekmek adedini 1.700.000'e çıkarmış bir şeyden. İnternet üzerinden takip ediyorum. Ama vatandaş Allah ucuz ekmek almak istiyor. Ama şöyle tabii vatandaş da şimdi bizim Bayrampaşa'da eskiden oraya kim getirdiyse onun başına bilmiyorum ben. Onu eskiden mesela şöyleydi işte her tarafa ortalama ekmek dağıtırlardı. Şimdi fakir bölgelere yığıyor o ucuz ekmeği, uç dolabık ekmeği. Allah. Zengin bölgeye de o paket ekmekler, çavdar, tam buğday ekmeklerini yığıyor. O zengin bölgede para kazanıyor. Hem de felaket. Çünkü oraya verdiği ekmek o zincir marketlerden daha ucuz. Millet de bunu alıyor. Burada tabii temel olan, esas olan insanların hani o ekmeğe ulaşabilmesi. Hani daha tamam. İşte gelirli. Spikerle ortaklaşa birbirine pas atıyorlar. Ekrem İmamoğlu zengin müritlere halk ekmek satıyor, acayip kazanıyor. Fakir fukaranın bulunduğu bölgelere ekmeği yığıyor, orada da onları mutlu ediyor. Yalandan da kendisi rahatsız. Ya ey Allah'ım ya Rabbim. Tabii Murat Ongun da hemen tweet'i yapıştırıyor. Seni rahatsız etmeye, üzmeye devam edeceğiz falan filan diyor. Yani çok güzel. Haklı ben de olsam işte al gülüm ver gülüm. O oradan asist yapıyor. Spiker asist yapıyor. Bu topu havalandırıyor. Murat da golü çakıyor. Ucuz işler bunlar.